Merhabalar, bayram tatili bitti, meclis açıldı, grup toplantıları başladı. Bugün hem Özgür Özel'in grup toplantısı vardı, hem MHP lideri Devlet Bahçeli'nin. İkisinden de çıkan mesajlar önemli. Dinçer sormuşsunuz, kapakta Bahçeli'nin fotoğrafı neden yok, başlıkta var diye. Çünkü Özgür Özel'in fotoğrafını daha havalı bulduk. İşin şakası bir yana, Özgür Özel ciddi bir imaj değişikliğine gitti ya, şöyle before after, eski Özgür Özel, yeni Özgür Özel. Özgür Özel hem ses tellerinden ameliyat oldu, hem de gözlerine lazer yaptırmış. Bir de anladığım kadarıyla saçlarını biraz boyatmış. Saç şeklini de, tarama şeklini de değiştirdi. Böyle bir Özgür Özel yeni imajla karşımızda. Evet, yakışmış diyen var, yakışmamış diyen var. Ben garip bulmadım. Normal siyasetçilerin zaman içerisinde imajlarını değiştirmesi. Aslına bakacak olursanız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesela belediye başkanı seçildiği zaman saçının şekline, giyiniş şekline bakın. Bir de daha sonra başbakan olduğunda bakın. Arada ciddi bir değişiklik var. Hani Özgür Bey'inki birdenbire oldu diye çok dikkat çekiyor. Anladığım kadarıyla hani genel başkanlık koltuğuna oturunca oranın ağır bir koltuk olduğunu farkında, onu bir imaj değişikliğiyle de doldurmak istiyor anladığım kadarıyla. Şimdi imaj yani işin bir kısmı. Asıl tabii o koltuğu doldurmak bundan sonra Özgür Özel açısından kolay olmayacak. Çünkü CHP Türkiye'nin en önemli belediyelerini aldı. Fakat önümüzde bir anayasa, yeni anayasa süreci, ardından bir genel seçim süreci var. Belediyeleri iyi yönetmeleri, burada iyi sınav vermeleri ve genel seçime de CHP'yi böyle taşımaları gerekecek. Bugün bu toplantısında bana soracak olursanız, yiğidi öldür hakkını yeme, bunun içine epey doldurdu Özgür Özel. Yani konuşmaları iyi. Bir kere şu konuda eleştiriliyor, Filistin'e gideceğim demişti, iktidarı eleştirerek. Fakat işte bu gezisi ertelendi. Onunla ilgili önemli bir şey söyledi Özgür Özel. Ben yarın grubumuzdan 6 arkadaşımızdan görevli olduğu Avrupa Karma Parlamento Meclisi'nde AKPM'de bir konuşma yapacağım. Konuşmamın özünde Filistin'de yaşananlar İsrail'in mezalimi olacak. 15 Nisan günü dün Filistin'de olacaktım. Bütün hazırlıklarımız tamamdı. Ancak hafta sonu yaşanan saldırılardan sonra tüm hava sahalarının uçuşa kapatılması kaçınılmaz olarak ziyaretimizi ertelememize sebebiyet verdi. Ancak en kısa zamanda Filistin'e gitmek ve oradaki halkın mağduriyetini, 33 bin çoğu kadın ve çocuk kaybın bir kez daha dünyaya duyurulmasını, 33 bin tane bir ülkede civciv ölse Dünya Sağlık Örgütü harekete geçer. Birleşmiş Milletler heyet kurar, salgın mı geliyor diye konuyla ilgili rapor ister. 33 bin çocuk, kadın, genç ölüyor. Kimse kılını kıpırdatmıyorsa orada bize düşen 3. Genel Başkanımız kara oğlan Bülent Ecevit'in rahmetli Yasir Arafat'la kurduğu ilişki ve Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının davası olan Filistin davasına sahip çıkmaktır. Soldan bir yerden Filistin'le hani bağlantı kuran bir konuşma yaptı Özgür Özel. Tabii hani Yasar Arafat işte daha hani sosyalist, milliyetçi bir yerden söylem ve mücadele geliştiriyordu Filistin için, yürütüyordu ya da. Yani hoş farklı dönemleri var. Hali hazırda öyle bir lider var mı Filistin'de? Yok. Marwan Barghouti şimdi şu anda cezaevinde. Marwan Barghouti çıkar ise eğer, hani Hamas sonrası Filistin meselesine, işte kurulacak yeni bir Filistin otoritesine başkanlık yapabileceği, liderlik yapabileceği konuşuluyor. Yani bir Barghouti meselesine baksınlar CHP'liler deyip asıl içeriye verdiği mesajlara geleceğim. Hakikaten böyle tarihi şeyler vardı Özgür Özel'in söylediği. Çünkü şöyle bir şey söyledi. Filistin meselesinin devamında dedi ki, Türkiye şu anda içeride ana muhalefet partisi ama dışarıda Türkiye'nin partisidir. Yani bizi dünya öyle görüyor. Zaten biz bu ülkeyi kuran partiyiz diye oradan devam etti. Sonra içeriye de şunları söyledi. Hakikaten iyiydi yani orada vermiş olduğu mesajlar. Biz de bir Türkiye ittifakı kurduk tabanda. Yani tamam, bir ittifak kurduk. Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden bir büyük ittifak sağladık dedi. Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin tapulu malı değildir. Ne benim tapulu malım, ne benden önceki genel başkanların tapulu malı. Buranın tapusu sadece Mustafa Kemal Atatürk'tedir. CHP dedi bir tür baba ocağıdır. Bunu da aterkil bir şey olarak algılamayın. Hani kimisi yakındadır, kimisi uzaktadır ama her zaman bilir ki kafasının arkasında hani bir baba evim var dönebileceğim.
diye düşünür, bir baba ocağıdır diye. Hani kurucu partisi Türkiye'nin. Bütün partiler aslında CHP'den çıktı. Türkiye'nin mevcut bütün siyasi eğilimleri öyle veya böyle CHP'den çıktı. Burası herkesin baba ocağıdır. Yani tam bir merkezdir diyor aslında. Bu yeni merkez CHP falan tartışmaları yapılıyor ya. Bence tam böyle bir şey üzerine oturtmaya çalışıyor Özgür Özel bu yeni CHP'yi. Yani yeni merkez hep o hatırlatılıyor. Türkiye'nin zaten kurucu partisi ve Türkiye'nin yeni merkezi CHP diye onu hatırlatıyor. Onun üzerine kuruyor Özgür Özel. Biz dedi baba evine çağırdık. Liberal demokratlar geldi, sosyalistler geldi, sosyal demokratlar zaten oradaydı. Milliyetçi demokratlar geldi. İşte yakasında güneş olan olmayan iyi insanlar geldi diye İyi Parti seçmenine atıfta bulundu. Eskiden MHP'de olanlar geldi. Yalandan tiksinmiş olan muhafazakar demokratlar geldi. Kürt demokratlar geldi. Hiçbirini diğerinden ayırmadan hiçbirini pişman etmeyeceğiz diye bir ifade kullandı Özgür Özel. Ben de beğendim hakikaten. Şöyle bir dakikasını dinleteyim size. Cumhuriyet Halk Partisi bir kez daha hatırlatmak isterim ki hiçbirimizin tapulu malı değildir. Bu partisi baba ocağıdır. Bu parti kimse baba ocağı sözünü ataerkil bir söylem olarak düşünmesin. Bu parti herkesin içine doğduğu, herkesin içinde büyüdüğü, günü gelenin ayrılıp kiminin daha büyüğüne, kiminin küçüğüne razı olduğu, kiminin Irak'ta uzakta, kiminin yakında oturduğu. Ama başım sıkışırsa baba evi orada dediği, çayı demlidir, çorbası kaynar, bacası tüter dediği, başım sıkışırsa dönebilirim dediği bir yerdir. Baba evinin tapusu ne bendedir, ne benden önceki genel başkanlarımızdadır. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Şimdi K-Not'ta diyorsunuz ki sonunda en sağcı biziz mücadelesi bitti. Deniz gezmiş falan demekten hiç çekinmiyor başkan. Doğru bir noktaya parmak basmışsınız. Ama bir yandan şunu da söylüyor. Aslında bence Kılıçdaroğlu'nun bu helalleşme hareketini de bir yandan sahipleniyor. Bir yanıyla Kılıç yani eğrisiyle doğrusuyla. Bence yanlış yönleri de vardı. Yani iyi bir yere oturtamadı. Helalleşme aslında doğru bir başlıktı ama işi şuna döndürdü eski CHP yönetimi. Kemal Bey. Hani sürekli bir özür dileyen CHP. Başka kimse özür dilemiyor. CHP her şey için kendisiyle alakalı alakasız her şey için özür diliyor haline geldi. Onu oturtamadı ama başlık olarak aslında o dönemde sahipleniyor. Yani diyor ya Özgür Özel biz çağırdık. İşte liberaller de geldi, muhafazakarlar da geldi, milliyetçiler de geldi. Çünkü eninde sonunda Türkiye'nin çekirdeği biziz demeye getiriyor. Aslında o dönemi de sahipleniyor. Şimdi orada Kemal Kılıçdaroğlu'na da hakkını teslim ediyor bence. CHP'lilerin pek çoğu da o anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'na hakkını teslim ediyor. Barış demişsiniz ki ittifakı milletle yapması doğru bir strateji. Evet, yani parti elitleri üzerinden değil, başka siyasetçiler üzerinden değil, direkt seçmenle muhatap oluyor bu yeni CHP yönetimi. Bu da yerel seçimlerde çalıştı hakikaten öyle gördük. Nagihan Elif Akgül insanların ihtiyacı olan bu kapsayıcı, barışçı dil demişsiniz. Evet, kesinlikle katılıyorum. Şimdi burada CHP merkeze oturdukça AK Parti ne yapacak bakalım. Tabii mesele aslında geliyor, dönüyor dolaşıyor oraya geliyor. Fakat ona gelmeden önce şöyle bir şey söyledi Özgür Özel. Dedi ki şimdi biz farkındayız. Büyük bir sorumluluğumuz var. Belediyeleri yani pişman etmeyeceğiz dediği o. Bu kadar iyi yöneteceğiz ki halkımıza anlatacağız. Biz Türkiye'yi de yönetebiliriz diyeceğiz. Yani burada bir iddia ortaya koyuyor. Bakalım yapacaklar mı, yapamayacaklar mı? Şimdi tabii şöyle bir durum söz konusu. Ve CHP'li belediyeler devraldıkları belediyelerin borçlarını şey yapmışlar, asmışlar, ifşa etmişler. İşte Sancaktepe Belediyesi 2 milyar lira borcu var. Epey bir borç. Fakat şimdi bunu anlatırken bak hani doğruya doğru. Malum işte Sancaktepe Belediyesi Necati Özkan'ın Medyascope'da ya öyle bir belediye binası yapılmış ki bu kadar 1000 metrekare jacuzziler var başkanlık katında falan gibi bir iddiada bulundu. Bunun üzerine AK Partili görevi devreden belediye başkanı da öyle olmadığını söyledi. İftira atılıyor dedi. Ve sözcü girmiş Sancaktepe Belediyesi'ne sözcü muhabire.
yeni belediye başkanıyla kat kat gezmişler. Bir kısmını göstereyim size. Çok tartışıldı ama esasen buradaki manzara ondan daha bence ihtişamlı. Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Yani jacuzzi ile bunun olması arasında hiçbir fark yok yani. Jacuzzi de olsa aynı. Dinlenme odası. Burası dinlenme odası, evet. Evet, burası balkonumuz. Evet, burası balkonumuz. Burası da o meşhur bölge herhalde. Başkanın, bunlardan da iki tane var anladığım kadarıyla. Evet, iki tane var, iki tane var. Her başkan yardımcısının odasında da var. 8 tane başkan yardımcımız var. Bir saniye. Bundan bir tane var. İki tane bu katta var. Evet, bunun bu biraz daha mahsus. Evet, bunlar başkana mahsus. Biraz daha bu da bir lüks diyebiliriz. Evet. Biraz daha sıradan olanı 8 tane başkan yardımcısının odasında var. Her 8 başkan yardımcısının da kendine mahsus odası, banyosu mu? Tabii tabii. Aynı gördüğünüz birebir düzen orada da var. Birebir. Az önce toplantıda çok ilginç bilgiler verdiniz. Dediniz ki belediye bütçesinin %50'si son 3 ayda harcandı. Evet. Ve yaklaşık son 3 ayda yaklaşık 286 işe kabul edildi. 186. Ve şu an 2 milyar borcumuz ve sıfır kasamızda sıfır kuruşumuz. Evet, evet, paramız yok. Yok yani şu an maaşları nasıl ödediniz? Peki ödeyebildiniz mi? Yani neler çekerek ödediğimizi onu da ileride bir hikaye olarak şimdi sabah biz de Sözcü TV'nin haberini izledik hep beraber ve toplantımızda da bunu konuştuk. Alparslan Akkuş, Cansu Şimşek, ben. Valla Cansu Şimşek'le ben şöyle dedik. Ya kardeşim bence burada abartıldığı kadar bir lüks yok. Hani kimse kusura bakmasın. Bugün tamam Sancak'ta bir belediyesi nedir diyorsun ama arkadaşlar mesela odada bir kere jacuzzi yok. Bir duş var. Abdest alma yeri falan yapmışlar. Duşta tam düzgün bir duş yaptırmışlar. Yani bugün orta ölçekli bir televizyon kanalının genel yayın yönetmeninin de odasında duşu var, tuvaleti var. Bu bir şey demek değil bana soracak olursanız. Çünkü bunlar uzun çalışma saatleri olan işler. Yani kimi belediye başkanları, hani bizim eski belediye başkanı Muammer, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'den biliyorum. Sabah 6'da başlıyordu bazen toplantı yapmaya. Çoğu zaman hatta. Sabah 6'dan akşam 10'a 11'e kadar çalışılıyor. Programlara gidiliyor, geliniyor, duş alınıyor. İlla duş alınması da vay neler dönüyor buralarda, Serdar da duş alıyorlar he falan demek değil ki. Şimdi bizim televizyonculukta da öyledir. Yani çok uzun saatler çalışılır. Acil durumlarda genel yayın yönetmenleri günlerce kanaldan çıkamaz mesela. Yani orada sabahlaması gerekir. Her medeni insanın ihtiyacı olduğu gibi bir duş yeri de olur. Valla biz Cansu Şimşek'te yani bu normal ne var bunda dedik. Alparslan Akkuş da dedi ki ya o kadar da değil. Yani daha sade bir şeyler yapılabilir. Burada bir görgüsüzlük söz konusu. Hele ki bu kadar borçlu bir belediye. Yani makam odası falan çok büyük. Hepi topu Sancaktepe. Bir görgüsüzlük söz konusu dedi Alparslan Akkuş. Ben açıkçası o kadar da acayip bulmadım. Yani bir jacuzzi falan yok. Şimdi gerçekten hani Sezar'ın hakkı Sezar'a demek lazım. Bir jacuzzi tuvalet... Bütün başkan yardımcıların da mı banyosu var? Ne yapacak? Başkanın tuvaletine mi girecek? Başkanım sıkıştım bir kullanabilir miyim mi diyecek? Anlamadım. Bir duş alabilir miyim sizin şeyde mi diyecek? Olabilir yani. Başkan bu kadar duş olması bence sorun değil. Bence iyi. Gerçekten. Keşke her iş yerinde kalabalık insanların çalıştığı, uzun çalışma saatlerinin olduğu, insanların asgari medeni ihtiyaçlarını karşılayabileceği tuvaletler ve duşlar olsa yani. Medeniyetin birinci şeysi değil mi yani? Göstergesi insani tuvalet gerekiyorsa da duş. Ben bunu garip bulmadım. Belediyelerin borçlu bırakılması bir mesele. Bu doğru. Ayrı bir yere koymak lazım. Bir de şunu da söylemek lazım. Tabii Mehmet Şimşek'in bu Fuat Uğur da yazmış uzun uzun. Başkaları da yazmışlar. Mehmet Şimşek'in bu yeni kemer sıkma politikaları çerçevesinde dedi ya Mehmet Şimşek kamuda kemer sıkma. Kendileri de söylüyorlar. Belediyelere de yansıyacak. Mesela Fuat Uğur TV100'deki yazısında yazmış. İktidara yakın bir gazeteci olduğu için kendisinden alıntı yapıyorum. Diyor ki mesela diyor bundan sonra diyor belediyelerde kendi yağlarıyla kavrulacak. Yeteri kadar taşınmazları, kira gelirleri vesaireleri var. Merkezden eskisi kadar destek alamayacaklar. Dolayısıyla festivaller, konserler dönemleri bitti. Asgari harcamaları yapabilecekler diye. Tabii burada belediyelerin çoğunun CHP'ye geçtikten sonra bu kemer sıkma politikalarının belediyelere uygulanıyor olması dikkat çekici. Fakat yani işin ucu dönüp dolaşıp ekonomiye gidiyor tabii böyle bir dar boğazdan geçerken. Fuat Uğur şöyle bir şey daha iddia etmiş. Diyor ki aslında Mehmet Şimşek'le Erdoğan ciddi gerildi. Bu özellikle emeklilere seçim öncesi zam yapılmaması konusunda ilişkiler kopma noktasına geldi. Bunun üzerine uluslararası güçler devreye girdi diye şeyi kastediyor. Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye verilen krediden bahsediyor. Bu Dünya Bankası'na verilen kredi ne laf oldu ne sözü oldu bunu Türkiye sürekli alıyor arkadaşlar. Sadece Türkiye değil pek çok ülke yani bütün ülkeler alıyor bunları proje bazlı. Evet vay devletin kasasına girmiyor falan millet kendini yerden yer. Daha iyi kardeşim devletin kasasına girmemesi daha iyi bunun. Proje başına olması. Yani devletin kasasına girdi mi millet yeğenine
kuzenine, damadına dağıtıyor işte. İyi proje başına olsun. Ve uluslararası bir şeyde, yapıda, bu da bağımsız bir yapı. Bunu denetliyor işte. Bu zaten böyle yürüyor. Bu yeni bir şey değil ki. Niye bu kadar ışığa tutulmuş tavşan gibi böyle hayretler içerisinde herkes? Anlamadım yani. Başlangıç seviyesinde de mi haber takip edilmiyor bu ülkede siyasetçisinden şeyini? İlk kez verilmiyor ki Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye böyle bir fon, böyle bir kredi yani. Neyse. Fakat buna tabii Mehmet Şimşek hemen karşı çıktı. Şöyle bir açıklama geldi Mehmet Şimşek'ten. Şunun için önemli. En çok kendi basınları Mehmet Şimşek'le ilgili yalan yanlış haber üretiyor. Onun üzerine Mehmet Şimşek'ten de seri yalanlama geliyor. Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını arttırmak için yapacak çok işimiz var. Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunların çözmek konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz. Programımız hedeflerine ulaştığında vatandaşlarımızın refahı da kalıcı olarak artacaktır. Vatandaşlarımızdan istirhamım, üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımızla ilgili bizden duymadığınız hiçbir haber veya söyleme falan inanmayınız. Aynen devam demiş Mehmet Şimşek. Mehmet Şimşek'ten böyle bir açıklama geldi. Şu haber de önemli. Türkiye Gazetesi'nden Cumhurbaşkanlığı muhabiri Emrah Özcan uzun bir haber hazırlamış. Seçim faturası geliyor. AK Parti'de değişim süreci başlıyor. Erdoğan gereğini yapacak. MYK'da kökten değişim yaşanacak. Kabine ve teşkilatlarda da değişim olacak diye. Haberin detaylarındaysa şu var şimdi. Erdoğan tüm tarafları dinliyor. Bir değişim yapılacak, değişiklik yapılacak ama değişiklik biliyorsunuz hani Erdoğan genellikle hemen yapmaz. Bir süre durur, bekler, bakar, ondan sonra yapar bu değişikliği diyor. Onun altını çiziyor özellikle. Kısa süre içerisinde olmaz, zaman içerisinde olur. Gerçi diyor bu sıra, bu kez durum farklı ama yine de hemen bir değişiklik beklenmiyor. En son MYK toplantısında bazı genel başkan yardımcıları istifa edebileceklerini söylemişlerdi. Cumhurbaşkanı da buna karşı bir yorum yapmamıştı. Hala bir istifa gelmedi. Yani biraz daha bekliyor, görülecek. Ama ilerleyen dönemde bu değişiklikler yapılacak diye yazmış Emrah Özcan. Bu arada Özgür Özel'in dediğine dönecek olursak şunu da hatırlatalım. Hani belediyeleri o kadar iyi yöneteceğiz ki Türkiye için bir alternatif olduğumuzu, Türkiye'yi yönetebileceğimizi milletimiz anlayacak demişti. Tam da bu noktada bize gelen şu şikayetleri iletmek de boynumuzun borcudur. Trabzon'dan yazmış bir arkadaşımız. Diyor ki yaklaşık 7 yıldır Alo 199 nüfus vatandaşlık işleri çağrı merkezinde görev almaktayım. Seçimden sonra Trabzon Ortahisar Belediyesi CHP aldı ve her ne hikmetse görevlerimize son verileceği ihbar dilekçeleriyle tarafımıza bildirildi. Konuyla alakalı Trabzon medyasında çok fazla haber dönüyor. İşimizden olmayalım, bizi işten atmasınlar diye bize bu çağrısını iletmiş ve bir de Beşiktaş Belediyesi'nde çalışan bir arkadaşımızdan bir mesaj var. Yani bunları da bizde CHP yönetimine madem böyle bir iddiaları var, bu iddiaların altını doldurabilsinler diye iletmiş olalım. Disk de diyor Beşiktaş Belediyesi ile içli dışlı. Biz diyor her zaman maaşlarımızı gecikmeli alıyoruz. Bir tek sadece geçen ay seçim sürecinde zamanında aldık. Sürekli maaşlarımız geç ödeniyor ve bu nedenle zor durumda kalıyoruz diyorlar. Hatırlatıyorlar. Maaşlarımız 2021 Aralık ayında asgari ücretli memur ve bizim 100 lira birim maaş aldığımız kabul edilirse 2024 Ocak itibariyle asgari ücret 612 lira, memur 520 lira ve biz 400 lira maaş almaktayız. Zaten geçim derdimiz had safhada diyor. Dolayısıyla CHP'den beklentimiz çok. Maaşlarımızı 10 gün 15'er gün geç alıyoruz, çok zorlanıyoruz diye iletmişler. Biz de burada iletmiş olalım. Gündem tabii ekonomi olmaya devam edecek ve Cumhurbaşkanı ne yapacak? Kabine toplantısı sonrasında ne mesajlar verecek? İlerleyen günlerde ne mesajlar verecek onu göreceğiz. Fakat Nuray Babacan'ın yazısı çok dikkat çekici. Nuray Babacan şunu söylemiş. Bu seçim sonuçlarından sonra diyor AK Parti'de konuşulan özellikle Erdoğan sonrası için. Erdoğan sonrası için bir hazırlık hani bu 40+1 Erdoğan söylemişti ya, bir yurt dışı ziyareti sonrası dönüşte. Ya bu 50+1 işte bir takım gereksiz ittifaklarda dengesizliğe yol açıyor. Yani bazı küçük partiler haddinden fazla önem kazanıyor. Siyasetin şeyini de bozuyor. Dolayısıyla belki böyle bir 40+1 gibi düşünmek lazım diye bir şey söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nuray Babacan da yazısında Gazete Pencere'deki
ayrıntılı bir şekilde onu yazmış. İlk işaret fişeği orada ateşlenmişti. İlk orada söylenmeye başlandı. Sonra Numan Kurtulmuş da yeni anayasa onun çerçevesini çizdi. Yeni anayasada bu gelebilir. 40 artı 1. Bu bir Erdoğan sonrasında da hazırlık. Çünkü tabii şöyle de bir şey var. Baktığınız zaman şu anda AK Parti'nin oy oranı %35'lerde görünüyor yerel seçim. Bunun bir kısmı da MHP'nin. Yani hem kendi oy oranı azalıyor, daralıyor. Hem de tabii ki işte bir takım küçük partilerle gereksiz pazarlıklara girmek zorunda kalıyor bütün siyasi partiler 50 artı 1 olunca. Yani şu anda AK Parti öyle bir potansiyel yok. Dolayısıyla bu yeni anayasayı asıl buna bir kaldıraç olarak kullanmayı düşünüyorlar diyor Nuray Babacan. Yani seçimden sonra işte bu yeni anayasa çalışması falan denirken bu 40 artı 1 meselesine gelecek iş. Bugün Devlet Bahçeli de bu 40 artı 1 meselesinin üzerinde, yani 40 artı 1 demedi tabii ama grup konuşmasında yani önemli şeyler söyledi Devlet Bahçeli her anlamda. Özellikle şunu söyledi, bu yeni anayasa meselesine girdi. Yeni anayasa meselesine girmesi Devlet Bahçeli'nin tabii ki çok şey değil, sürpriz değil aslında bakacak olursanız. Şundan dolayı bunu kaç seferdir söylüyor Devlet Bahçeli. Yani ilk AK Parti söyledi, MHP de bunu destekliyor. Fakat daha demokrasi falan bir şeyler dedi Devlet Bahçeli ama hakikaten bu 40 artı bir meselesinin çıkması çarpıcı şaşırtıcı olmaz. Hoş daha önce Devlet Bahçeli bir açıklamasında olmaz öyle. Çünkü bu Cumhurbaşkanlığı hali hazırda bu Cumhurbaşkanlığı makamının yetkisi çok fazla. Yani toplumun tamamını temsil ediyor. Karar yetkisi çok fazla. Her konuda karar alıyor. Onun için 50 artı bir olması gerekir demişti. Ama şimdi anayasada şu da konuşuluyor ya. Yani bir tür parlamenter sisteme dönüş mü planlanıyor acaba falan diye. Belki bir tür ya biz Erdoğan sonrasına hazırlanıyoruz falan deyip acaba yarı başkanlık parlamentonun biraz daha güçlendirildiği, Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin biraz daha sınırlandırıldığı bir sistem deyip 40 artı 1 mi diyecekler? Hazırlığı olabilir. Çünkü Devlet Bahçeli de bu sistemde yani Cumhurbaşkanı'nın temsiliyeti, ağırlığı çok fazla 50 artı 1 ile seçilmesi gerekir demişti. Ama şimdi yeni anayasa deyip yine sisteme yeni bir şekil verirlerse belki 40 artı 1 diyebilirler. Şunu da not etmek lazım. Tabii Türkiye oyuncağa döndü yani. Geçen bir gazeteci arkadaşla konuşuyoruz da bir yabancı basın için böyle gençlerle ilgili bir dosya haber hazırlarken yaptığı röportajlarda bununla karşılaşmış mesela. Gençler niye biz her sene yeni anayasa yapıyoruz? Yani sürekli acaba niye böyle? Hakikaten bir acayip böyle senede bir ülkede sistem mi değişir ya? Devamlı işte niye Erdoğan böyleyse hevesini alsın. Çeşitli aileler hevesini alsın diye. Ya bir de bu dene, hadi bir de bu bakan olsun. Hadi bir de işte ne bileyim Türkiye'nin bütün savunma stratejisi bunun üzerine kurulsun. Neden? Hevesini alsınlar ya. Hevesini alsın diye biz çeşitli sistem değiştiriyoruz. Yeni anayasa yapıyoruz. Olmadı bozuyoruz. Ay bir daha sistem değişti. Olmadı. Bundan da sıkıldı. Bu da uymadı falan diye. Oyuncağa döndü Türkiye maalesef. Maalesef. Şimdi bir çıkış yolu aranıyor. Şimdi Devlet Bahçeli'nin başka grup toplantısında söyledikleri tabii CHP'ye yüklendi. Cam tavanı açtık demişti ya Özgür Özel. İşte tavanı olmayanın tabanı da olmaz falan dedi. Ve dedi ki ya şımarıklık etmeyin kardeşim. Siz hepi topu yerel seçimi kazandığınıza getirdi meseleyi. Yerel iktidar olduk diyenler hayal alemindedir. Türkiye'de iktidar tektir ve o da Cumhurbaşkanlığı kabinesidir. Fazladan 3-5 belediye başkanlığı kazanmakla yerel iktidar tantanası koparanların siyasetin nesnel gerçeklerine, milletin irade kühnüne vakıf olmadıkları ayan beyan ortadadır. Kendi partilerinde disiplini tesis edemeyenlerin, birlik ve beraberlik vasatını kaybedenlerin, üstelik hiçbir projeleri olmayanların hasbelkader, konjektürel sebeplerle ulaştıkları sonuçlara güvenip zafer nutukları atmaları sadece mizahi bir yanılgıdır. Şımarıklığın alemi hiç yoktur. Çünkü bugün şımaranların yarın milletten şamarı yemeleri mukadderdir. İki, 31 Mart seçimlerine katılım oranı diğer seçimlerle mukayese edildiğinde çarpıtıcı şekilde düşüktür. Nitekim 31 Mart 2019 seçimlerinde %84,1 olan katılım oranı 31 Mart 2024'te %78,11'e inmiştir.
31 Mart'ta yaklaşık 13 milyon 300 bin vatandaşımızın sandığa gitmediği anlaşılmaktadır. Bundan dolayı milli irade tam ve eksiksiz olarak sandığa yansımamıştır. Yani tamam, hep bunu söylüyorlar da, AK Partililer de bunu söylüyorlar da, böyle hesap mı olur ya? O da seçimin bir parçası. Seçmen sana tepki göstermiş, sandığa gitmemiş işte kardeşim yani. Bu da bir parçası zaten, tepki göstermiş. Hani sanki elini ayağını mı bağladılar sizin seçmeni? Ne yaptılar CHP'liler? Karanlık odalara mı tıktılar da gidemedi? Böyle bir şey yok ki. Oy vermek istememiş. Bu da seçimin bir parçasıdır. Yani seçmenin ne kadarı sandığa gitti, ne kadarı gitmedi. Bu bir protesto yöntemidir. Tam da bu yüzden sizi protesto etmek için gitmemişsiniz seçmen sandığa işte. Türkçesi bu. Milli irade sandığa yansa ne yapacaksınız? Yani kendi seçmenizi silahla mı götüreceksin sandığa, illa oy vereceksin diye? Adam işte protesto etmiş ya, içime sinmiyor sana oy vermeye. Oy sana oy vermek istemiyorum demiş. Bu da milli iradenin bir parçasıdır zaten yani. Sistem böyledir. Tabii Sayın Bahçeli de biliyor muhtemelen. Ben başka bir şey söylemek için bunu söylüyor. MHP'nin başarılı çıktığını söyledi Devlet Bahçeli. %16 bizim diye bir iddiayla çıktı. Şimdi %16 ise aslında başka bir şeyi işaret ediyor. Diyor ki AK Parti'nin öyle %35'ler civarında, onun %16'sı bizim diyor Devlet Bahçeli. Yani bir anlamda bu seçimden yara alarak, güçsüzleşerek çıkmış AK Parti'ye kendi gücünü hatırlatıyor bana soracak olursanız. Yani ona göre diyor, bir de bizim ağırlığımız var. Sizin ağırlığınız azaldı. Bir de bizim ağırlığımız var, ona göre diyor Devlet Bahçeli. Tabii kendisi bir başarı diye addediyor ama şunu da hatırlatmak lazım. MHP'nin bu seçimde yönettiği belediye sayısı 245'ten 184'e düşmüş durumda. 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimde MHP bir büyükşehir, 10 il, 145 ilçe, 89 belde belediye başkanlığı kazanmıştı. Toplamda 245 belediyeye hakimdi. Şimdi 184'e düştü. Tam 61 belediyede yönetim kaybetmiş durumda. Bunlardan bir tanesi de büyükşehir. Ama tabii bunları şey yapmadı Devlet Bahçeli yani. Dikkate almadı. Yok biz başarıyla çıktık. %16 diyor. Bir de yine şamar şumar muhabbeti işte. Bak CHP'yi uyarıyor. Bu diyor yerel seçim. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı belli. Siz değilsiniz. Şımarmayın. Millet yine size şamarı atar. Bilmiyorum nedir bu şiddet tutkusu. Yani ya illa bir dıkşın dıkşın birini vurdurma, öldürme, ya bir şamar atma. Yani her şeyi şiddetle açıklamak, her şeyi şiddetle ifade etmek zorunda değiliz. Yani keşke MHP'liler biraz sakin olsa yani. Sakin, her şeyi dayakla, her şeyi öldürmeyle çözemiyoruz. Yani illa bir şamar, illa bir tokat. Yani tamam bir sakin. Bak Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Tamam dedi, fatura önümüze koyacağız. Başarısız bir millet bize bir uyarı gönderdi. Bu uyarının hesabını yapacağız. Hala biz başarılıyız yok falan demedi ama Devlet Bahçeli biz hala en başarılıyız, en süperiz diyor. Çok enteresan. Bu yeni anayasa ile ilgili hani muhtemelen Erdoğan sonrası için bir hazırlık da dedim ya. Hakikaten Türk siyaseti böyle yeni bir döneme giriyor. Kesinlikle yani CHP yeni bir döneme giriyor. Merkeze oturmaya çalışıyor. AK Parti bakalım hani bundan sonra ne yapacak? Şimdi Erdoğan kimi görevden alacak? MYK'da bir değişikliğe gidecek mi? Kimler gidecek? Kimler kalacaktan şeyi de anlayacağız. Rotayı nereye çevirecek AK Parti? Daha sertleşecek, daha mı sağa kaydıracak? Yoksa daha bir merkeze mi gelecek acaba? Hani eski AK Parti ayarlarına dönülsün falan diyenler de var ya, oraya mı gidecek? Yoksa yok yani daha da sertleşme yoluna mı gidecek acaba? Onu göreceğiz yani bugün MHP lideri Devlet Bahçeli hem kendi gücünü hatırlattı hem de bu dem meselesi aslında ittifaklar gözden geçirilmelidir derken onu söylüyor. Dem Parti'nin kapatma davasını hatırlattı, o bir an önce sonucu erdirilsin diyor, kapatılsın diyor Dem Parti yani. Şimdi Devlet Bahçeli de işi başka bir yere çekiyor kendi gücünü hatırlatarak. Bakalım ne diyecek, kimleri görevden alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreceğiz ilerleyen günlerde. Şimdi İyi Parti tabii bir kongre sürecine giriyor. Malumunuz. İyi Parti'ye döneceğiz ama şunu da unutmamak lazım. Günün tweetlerinden bir tanesi. Hani AK Parti nereye yönlenecek? Erdoğan'dan sonra bir dönem olur ise hangi biz siyasi aktörleri göreceğiz acaba diyorum ya. Selçuk Bayraktar'ın şu tweeti çok önemli. Burası Türkiye. Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer diye Hakkari Yüksekova'da şu pozu vermiş. Hem de Kürtçe'de yazmış. Tabii
Yani bizim sayemizde, Bayraktarlar sayesinde terör örgütü büyük ölçüde bir şeye uğratıldı, hüsrana uğratıldı, terör örgütünü zayıflattık diyor. Doğru, dronların etkisi çok çok büyük. Bunu hani bütün savunma analistleri de söylüyor. Fakat bir de Kürtçe mesaj yazmış. Bence bu çok çarpıcı. Selçuk Bayraktar değil de başka birisi Kürtçe mesaj yazsaydı Allah yani. CHP'li biri Kürtçe bir şey yazsaydı mesela. Terörü, merörü artık bütün AK Partili troller kendilerini yerden yere atıyor olurlardı. Ama tabii Selçuk Bayraktar'a yiyemiyor arkadaşlar. Şimdi Selçuk Bayraktar'ın bu tweetini de dikkatli değerlendirmek lazım. Kürtçe yazmış olmasını da burada bir işaret olarak görmek lazım. İlerleyen günlerde göreceğiz diyorum. Ve İYİ Parti'ye dönüyorum. İYİ Parti bir kongre sürecine giriyor. Şimdi adaylarını açıklayanlardan bir tanesi Mehmet Tolga Akalın oldu. Onun dışında Müsavat Dervişoğlu ve Koray Aydın da biliyoruz. Şimdi Tolga Bey'i yayına alacağım. Sorularınız varsa siz de aktarın lütfen. Merhabalar, hoş geldiniz. Nevşin Hanım, hürmetler. Sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, hürmet bizden. İzleyicilerimize de, kıymetli izleyicilerimize de saygılarımı sunuyorum efendim. Sağ olun, bir mukabele. Ben ilk şunu sorarak başlayacağım. Dün Müsavat Dervişoğlu'nun bir açıklaması oldu. Yanına hani İYİ Parti'nin ya da daha doğrusu Meral Hanım'ın kurmaylarını da almış olduğunu gördük. Demek ki hani Meral Hanım Müsavat Bey'i destekliyor diye anlıyorum. Aynı kurmay ekibiyle çıktığı için. Müsavat Dervişoğlu şöyle dedi. Biz dedi bu partiyi kurda kuşa yem etmeyeceğiz. Kurt kuş kim ne demek istedi? Siz nasıl algıladınız? Yani ben özel üzerinde bir değerlendirme yapmadım ama Müsavat Dervişoğlu gibi tecrübeli bir siyasetçi böyle bir cümle kuruyorsa bu cümleyi boşa kurmaz. Arkasında bir şey vardır, yani bir dayanağı vardır. Ama bana göre daha doğrusu kendisinin açıklamasını beklemek olur diye düşünüyorum. Ama benim açımdan başka bir şey söz konusu, o da şu. Daha bu adaylıkları ilan etmeden iki kıymetli büyüğümüzde ben Cuma günü genel başkanımızın da olduğu bir toplantıda doğrudan kendileri de vardı. Musavat Bey de Koray Bey'in de olduğu bir toplantıda doğrudan Sayın Genel Başkan'ın kongre tarihini açıklamasıyla eş zamanlı olarak kendisinin yüzüne karşı adaylık irademi ve ifademi ortaya koydum. Milletvekilleri ve divan üyelerimizin de olduğu ortamda. Daha sonra da pazartesi günü bir basın açıklaması yaptım. Pazartesi günkü basın açıklamamızı da cumartesi günü basın mensuplarına duyurdum. Dolayısıyla da o arada bir iki günlük bir trafik oldu. Bu kongre takvimi Sayın Genel Başkanımızı, baskın kongre takvimi Sayın Genel Başkanı aday etme üzerine kurulmuştu. Ama bizim oradaki doğrudan adaylık irademiz ve bundaki ısrarımız başka alternatif tedbirlerin oluşturulmasına sebebiyet verdi. Ve pazartesi günde kalktım, dedim ki Erdoğan'a ikinci defa bir parti kaptırmayacağız dedim. Şimdi aslında bu durum meselenin. Dolayısıyla ne demek bu... ya bu ne demek? Erdoğan'a ikinci defa kaptırmamak sizce hani Müsavat Dervişoğlu onun dışında öyle bir şey. Şöyle bir şey Nevşin Hocam. Şimdi biz Milliyetçi Hareket Partisi döneminde 8,5 ay muazzam bir kongre yaptık. Bana göre Türk siyasi tarihinin gördüğü en muazzam demokratik hikayelerden ve demokratik mücadelelerden biriydi. Ve Türkiye'de bilinen algının tersine de bunu tırnak içerisinde ağırlıklı olarak da başka ithamlara maruz kalmış insanlar yaptı. Yani milliyetçi camia içerisindeki muazzam bir yenileşme ve demokratikleşme mücadelesiydi bu. Örnek bir mücadeleydi. Bu mücadelenin sonunda biz MHP'yi aldık aslına bakarsanız. Erdoğan gayri hukuki tedbirlerle, Tosya ve Gemerek'ten getirdiği kararlarla bizim elimizden aldı ve Devlet Bey'e iade etti MHP'yi. Eğer o gün bu olmasaydı Meral Akşener %32 ile Türkiye'ye başbakan oluyordu. Kemal Bey başbakan yardımcısı oluyordu bir koalisyon hükümeti ve Erdoğan ana muhalefet partisi lideri olacaktı lütfederse. Dolayısıyla Erdoğan'ın en önemli vasfı, mümeyyiz olduğu vasfı, Erdoğan bir şövalye değildir, bir alp değildir. Erdoğan'ın en önemli vasfı muhalefetini tanzim eden bir siyasi liderdir. Muhalefetini gerek zaafları üzerinden, gerek politik mansibiyet vermek suretiyle, gerek de politik psikolojik harekatlarla ve hukuki harekatlarla tasfiye eder. Benim anlatmak istediğim İYİ Parti'ye sizce bu son dönemde Erdoğan'ın müdahalesi oldu mu? Ne yönde oldu? Gözleminizi soracağım. Şöyle, bu aslında sadece son birkaç güne münhasır değil. Uzun bir dönemdir Türkiye'de bunu yeni anayasa başlıkları üzerinde değerlendirmek lazım. Türkiye'de biliyorsunuz bir tek adam anayasasını 2017 yılında olağanüstü koşullarda ve şaibeli bir biçimde, YSK'nın almış olduğu o günkü kararla şaibeli bir biçimde bir tek adam anayasası yapıldı. Yani Parlhans daha 2006 yılında Amerika'da Amerikan karar alıcılarına verdiği raporda Türkiye'de bir federal sürecin, federal anayasanın altyapısının oluşabilmesi için önce bir tek adam anayasasına ihtiyaç olduğunu söylüyordu.
2017 yılında biz bunu yaptıktan sonra, yaşadıktan sonra 2024 yılında hatırlıyorsanız Erdoğan milletin çeşitliliği kavramını kullandı geçtiğimiz sene. Ve bu önümüzdeki dönem anayasa tartışmalarında asıl mesele budur. İYİ Parti'ye müdahale edilmesi, İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'nın yanında konumlanma arzusunun iktidar alanında ve özellikle Erdoğan alanındaki asıl isteme sebebi önümüzdeki dönem yaşanacak olan büyük anayasa tartışması ile ilgilidir. Bakın burada yani şunu soruyorum. O zaman sizce Meral Hanım'ın bu özü başına hür ve müstakil siyaseti biraz Erdoğan'ın müdahalesi sonucu mu oldu bilerek veya bilmeyerek? Hayır. Bu özü başıyla üçüncü yol birbirinden farklı hadiselerdir ama şurayı bitirmeme müsaade ediyor musunuz? Hemen ondan sonra geçelim. Tabii tabii. Hay kusura bakma. Onu da çok rahatlıkla açıklayayım. Şimdi şöyle 2021-2022 yılında bu hazırlıklar uzun dönemde devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli 100 maddelik bir anayasa taslağı açıkladı. Bu 100 maddelik anayasa taslağında anayasanın ilk 4 maddesi 1 maddeye düşürülüyor. Anayasanın başlangıç hükümleri de değiştiriliyor. Şimdi anayasanın başlangıç hükümleri Anayasa Mahkemesi'nin tüm kararlarında karar ışığıdır. Yani anayasanın ilk 4 maddesine dokunuluyor. Değiştirilemez olan ilk 4 maddeye dokunuluyor ve 4 maddeyi koruduk ama tek madde yaptık demek suretiyle dokunuluyordu. Buna karşı Erdoğan 2023 yılında milletin çeşitliliği ifadesini ortaya koydu ve 1921 anayasası tartışmaları gündeme geldi hatırlıyorsunuz. Önümüzdeki dönemde de İYİ Parti'nin 37-38 milletvekili, 37 oldu şu anda, 37 milletvekili de bu anayasa tartışmalarında oluşturulmak istenen bu ulus devleti tasfiye edecek olan anayasa sürecine, ulus devleti zedeleyecek öncelikle daha sonra da çok kültürlü ve çok siyasi bir yapıya döndürecek olan anayasa tartışmaları için İYİ Parti bir parametre olarak kullanılmak istiyor, bir etken olarak kullanılmak istiyor. Onun için biz de buna karşı çıktık. Şimdi üçüncü yol ve hür ve müstakil tartışması bir başka tartışmadır. Onu şöyle ifade edeyim Nevşin Hanım. Türkiye'de uzun yıllardır siyasette iki gelenek önemli derecede Türkiye'de çok partili siyasi hayattan sonra iktidar kullandılar. Bunlardan bir tanesi bugün sosyal demokrat olarak kendisini tanımlayan gelenek 80'li yıllara kadar Türkiye'de önemli dönemlerde iktidar kullandı Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra. Yine muhafazakar olarak kendini tanımlayan gelenekse 2000'li yıllardan 96'dan başlayan süreçten sonra Türkiye'de çok uzun yıllardır iktidar kullanıyor. Üçüncü yol aslında Cumhuriyet'i kuran ana fikir olan Türk Milliyetçiliği fikrinin ve onun siyasal temsilcilerinin de özellikle 22 yıllık AK Parti tahribatından sonra Milli Devletin ve ana çelik çekirdeğinin Türk Devleti'nin tahrip edilmesi teşebbüslerine karşı ve milli birliğinin tahrip edilmesi teşebbüslerine karşı önümüzdeki dönemde Türkiye'de iktidar kullanmak ve iktidar olmak üzere bir yol açma teşebbüsüydü bizimki. Fakat ne yazık ki bizim samimi üçüncü yol gayretimiz hür ve müstakil olmak eliyle başkalaştırılmaya çalışıldı. Asıl sorun buradadır. Yani bunu açar mısınız biraz? Bir sosyolojiyi temsil ediyordu. Şöyle biraz daha açayım. Şimdi Türkiye'de bugünlerde moda bir tartışma var. Yeniden merkezileşme tartışması yaşanıyor. Hı hı. Aslı şudur efendim. Biliyorsunuz çevre merkez yaklaşımı, çevre merkez teorisi Şerif Mardin'e ait bir teoridir. Ve Türkiye'de iki büyük merkezi dalga, yani çevreden merkeze iki büyük geliş olmuştur. Bunlardan biri toprak işlerinin su kullanan diyen Ecevit döneminde o taşradaki siyaset dışındaki bütün üreten emekçi aktörler Türkiye'de siyasetin merkezine gelmişlerdir 77 seçimlerinde. Bunun ikincisi de Türkiye'deki muhafazakar değerleri temsil eden ve ötelendiklerini hisseden insanlar sistem tarafından muazzam bir çevreden merkeze geliş yapmışlardır. Oysa bugünkü sosyoloji değişti. Yani merkez Türkiye'de sabit değildir efendim, oynaktır. Şu anda Türkiye'de politik kimlikler olarak araya araştırmadan Murat Karan'ın çok özel bir araştırması var. Diyor ki birincil derecede politik kimlikler ifadesi itibariyle Türkiye'nin 30.2'si kendini Türk milliyetçisi, 29.5'i kendisini Atatürkçü olarak tanımlıyor. Bu muazzam bir birincil kimliklerde. %3,5 ülkücü var, bir o kadar demokrat var, biraz fazla sosyal demokrat ve muhafazakar var. Bu sosyolojinin siyasal temsilcisi yok. İYİ Parti'de bizim açmaya çalıştığımız üçüncü yol bu sosyolojinin siyasal temsilcisi yapmak üzerinde İYİ Parti. Kaldı ki İYİ Parti'nin kuruluşu da buydu. Ama hür ve müstakil bir stratejisi olmayan, daha fazla duygu yoğunluklu ve bir iletişim kazalarından da oluşan böyle bambaşka bir hal oldu. Yani biz yani ideolojik şey bulamadı diyorsunuz İYİ Parti. İdeolojik yani, olarak nerede durduğunu bulamaz oldu bir noktada diyorsunuz. Şöyle bu saptırıldı. Aslında şöyle büyük bir sosyoloji başkalaştırıldı. Şöyle ifade edeyim bakın bize. Muazzam bir kuruluş hikayesi var İYİ Parti'nin ama aslında çok da doğru bir alanda kurulduk biz.
Bunu en önemli tanımlayanlardan biriyimdir ben. Hani partinin o anlamdaki ideolojik örgüsünde de önemli katkılarım ve hizmetlerim olmuştu. Bakın İYİ Parti kendisini milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı olarak tanımladı. Şimdi Türkiye'de siyaset yaparken seçmene merkez siyasette mesaj vermek istiyorsanız üç konuda mesaj vermeniz lazım. Seçmenin güvenlik ihtiyaçlarını karşılamanız lazım. İYİ Parti'nin milliyetçiliği buraya tekabül eder. Seçmenin özgürlük ve hukuk ihtiyaçlarını karşılamanız lazım. İYİ Parti'nin demokratlığı buraya tekabül eder. Seçmenin refah ihtiyaçlarını karşılamanız lazım. İYİ Parti'nin kalkınmacılığı da buraya tekabül eder. Ve bu üç ilke bir olimpiyat halkası gibi düşünün, birbirinin içine geçmiştir. Yani birinci derecede milliyetçi, ikinci derecede demokrat, üçüncü derecede kalkınmacı değiliz. Birbirinin içine geçen biri olmasa diğeri olmayacak. De kuruldu İYİ Parti. İYİ Parti süreç içerisinde, İYİ Parti'nin ideolojik oturduğu yer Türkiye'nin makul merkezidir ve çok doğru bir yerdir. Bugün de doğru bir yerdir. İYİ Parti'nin sorunu siyaset pratiklerinden kaynaklandı. İdeolojik olarak oturduğu yerden kaynaklanmadı ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını kapsayan bir hareketti. Şimdi şöyle de anlıyorum ben biraz. Bir parti içinde sanki nesil... Sıkıntı yok sorun içinde. Yok. Şöyle bir nesil çatışması gibi mi görmek lazım? Siz biraz daha bu yeni... yeni milliyetçiliği temsil ediyorsunuz anladığım kadarıyla. Koray Beyler, Müsavat Beyler daha bir eski jenerasyon, daha gelenekçi bir jenerasyon. Farkınız ne sizin? Evet, şöyle daha konvansiyonel dönemin, konvansiyonel siyaset döneminin aktörleri doğal olarak bunlar. Ben mesela milliyetçilik tanımlaması yaparken yeni dönem milliyetçiliğini, bu demokratik milliyetçilik olarak tanımladığımız yeni dönem milliyetçiliğini kaygı üreten değil, fayda üreten milliyetçilik zemininde ifade ediyorum. Yani insanların temel güvenlik kaygılarının öne çıkarılarak o güvenlik kaygılarının yönetildiği milliyetçilik bir devlet milliyetçiliğidir kökü itibariyle. Bu eski dönem bir milliyetçilik, bir konvansiyonel milliyetçilik haydi. Oysa fayda üreten milliyetçilik bireyi, anayasal hakları, bırakın birinci derecedeki hakları, üçüncü derecede yani haklar vardır. Ben bir hukukçuyum, Ankara Hukuk Fakültesi'nde de uzun yıllar hem öğrencilik yaptım, uzun yıllar avukatlık yaptım. Üçüncü kuşak hakları da kapsayan yeni bir milliyetçilikten bahsediyoruz. Bu aslında Türkiye'de de milliyetçilik uygulamaları biliyorsunuz Türkiye bir imparatorluk bakiyesidir ve dünyanın gördüğü en masum milliyetçilik algılaması ve uygulaması Türkiye'de var. Sebebi şu, biz Cumhuriyeti kurarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk temsil ettiği çizgi Batı sosyolojisindeki Durkheim, Gökalp, Atatürk çizgisidir. Bu çizgide asıl olan kabule dayalı bir milliyetçilik anlayışıdır. Yani eğer Hegel'den tutsalardı ne mutlu Türk olana derdiler. Durkheim'dan geldikleri için ne mutlu Türk'üm diyene diyen Batı sosyolojisinde nasyonalist değil patriot olarak yani vatanseverlik ölçülerinde kabul edilen bir milliyetçilik anlayışı var. Bu Cumhuriyet'in de kurucu mayası. Bu çok kıymetli, bu çok değerli. Şimdi bu büyük bileşiğin 21. yüzyılda ise yeni kavramlarla kendisini tanımlaması gerekiyor. Neyi kullanıyor dünya bugün? Üç büyük kavramı kullanıyoruz Nevşim Hanım. Yapay zeka, big data, blockchain. Yani dünyada bakın iki savaş döneminde sadece müşterek para yoktu. Dünya yeniden, onun dışında parayı basan dünyayı yönetiyordu. Hatırlayın Birinci Dünya Savaşı'ndan önce İngiltere bu işi yapıyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biri de bu sistemiyle beraber ABD bu işi yapıyor. Şimdi blockchain'le beraber başka bir ekonomik düzen, her ekonomik altyapının da kendi üst yapısını oluşturacağı başka bir dönem oluşuyor. Bizim gibiler ise, bizim gibi insanlar, siyasetçiler ise şöyle bir durumdalar. Bu farklılaşmadan dünyadaki bu yeni dönem, 1980-2010 dönemindeki o tek kutuplu dünyadan sonra bugün çoklu gerçeklik üzerinden tanımlanan, Taşan Sucu'ya geçen dinledim, o da aynı şeyi söylüyor. Çoklu hakikatler dönemine giriyor. Yeni dönem bir siyasi nesli temsil ediyoruz. Türkiye'de 20-25 yıllık bir gelenek bitecek, bir yeni gelenek başlayacak, bir işleyiş başlayacak. Burada işte bu yenileşmeyi ve Türkiye'ye... Yani siz değişimcisisiniz İYİ Parti'nin öyleyse. Öyle anlamak gerekirse, değişimcisi. Yani hem doğuş mecrasını, o mecrasını iktidara taşıyabilecek usul ve yöntemlere sahip kadro olduğumuzu ifade ediyor. Özgür Tuğrul diyor ki, peki diyor siz destekleyenler, hani milliyetçiyim diyenler bu farkı anlıyor mu? Tamam siz hani felsefeden de siyaset biliminden de böyle temellerini alan bir şey ortaya koyuyorsunuz da... Yani bunun tabanı var mı diyor Özgür Tuğrul. Şöyle bunu şimdi bu dönem biliyorsunuz delege tabanlı bir mücadele yapıyoruz. Bir de geniş tabanlı, evet. Üye tabanlı bir mücadele yapıyorsunuz. Bunu çok iyi anlıyor taban. Yani İYİ Parti'nin o kuruluş hikayesi
Ben bunu şöyle tanımlıyorum. Biz 6 yıllık bir siyasi bir siyasi partiyiz ama 8 yıllık bir siyasi hareketiz diye. Bu siyasal hareket zaten bu ilkeler üzerine kuruldu. Kurucuları milliyetçilerdi ama kuruluş kararını merkez siyaset yapmak üzerine verdiler. Bunun için de bu yeni yöntem, bu yeni söylemin çok ciddi anlamda heyecan uyandırıyor tabanda. Çünkü biliniyor ki Türkiye'de iktidarın yolu bu makulü temsil etmekten geçiyor. İhtiyaç halinde köşeleri olan ama bu makulü temsil etmekten geçiyor. Ve yeni siyasal dönemde bu makulü temsil ediyoruz biz. Şimdi Celal Özbunar şöyle demiş. İyi Parti yöneticilerinden başka diğer partiler Meral Akşener kalsın diyor. Bunun altından ne çıkacak acaba diye. İşte o az önceki ifade ettiğim anayasa tartışması bunun bir boyutu. AK Parti açısından ama bir başka boyutu. Bir dakika, o zaman şöyle mi yani, AK Parti Meral Hanım olursa onu daha kolay ikna ederiz diye mi düşünüyor? Ben ikinci defa Erdoğan'a parti kaptırmayacağız dediğimde bu böyle bir duyum, bir tahmin üzerine söylemedim. Ben gördüğümü söyledim ve bildiğimi söyledim. Yani Meral Hanım yeterince güçlü duramadı mı bazı konularda, öyle mi anlıyoruz? Yani şöyle, bu konuyla ilgili usulü işlemlerle ilgili bazı taşlar döşendi son bir senede parti içerisinde. Sanıyorum ki gördüğüm kadarıyla da kendisi de en azından bazı dönemlerde ciddi manipülasyonlara tabi tutuldu. Ne gibi mesela? Bu Türkiye'de siyasette var. Şöyle diyeyim, yani bunun ayrıntılarını ekranlarda konuşmak mümkün değil ama velakin şunu... En azından anlatabildiğiniz kadarıyla, çünkü insanların da öbür türlü kafası karışıyor, biraz havada kalıyor Tolga Bey de onun için. İnsanların seçmenlerin anlayabilmesi için. Gayet iyi anladım. Şöyle, son bir yıldır özellikle 2023 kongresinden sonra bir anayasa sürecinin yaşanacağına ilişkin henüz Türkiye'de bir tartışma yokken, yeni anayasa sürecinin yaşanacağına ilişkin Türkiye'de bir tartışma yokken bizim partimiz kendi içerisinde bir anayasa komitesi kurdu. O zaman içeriden yani herhalde AK Parti ya da saray tarafından bir bilgi geldi. Nokta. Yani biz, partimiz bir anayasa komitesi kurdu. Şöyle bir şey bu. Sizce Türkiye'nin yeni bir anayasa ihtiyacı var mı peki mesela sizin durduğunuz yani? Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı, bakın yeni bir anayasa diyorsanız Türkiye'nin sıfırdan bir anayasaya ihtiyacı yok. Türkiye'nin aslında bir ciddi bir anayasa sorunu diyor. Türkiye'nin mevcut anayasal koşulları, bir anayasayı uygulamama, anayasal özgürlükleri tanımama gibi temel bir otoriterleşme sorunu var. Türkiye'de mevcut iktidar yargı yetkisini, yasama yetkisini ve anayasal hakları tadil etmiş bir iktidar. Yeni bir anayasayla ne elde etmek istiyor? Yani öncelikle mevcut anayasaya uymaktan sarfı nazar etmiş bir iktidar var. Türkiye'de bir anayasa tartışması yapılacaksa dahi bu iktidar, yani anayasa mahkemesinin adli kararlarını uygulamayan iktidar, Türkiye'de bir anayasa süreci işletebilecek siyasi meşruiyetini de kaybetmiştir aslında bakarsanız. İyi Parti şurada da yıprandı Tolga Bey. Hani dediğiniz gibi ilk kurulduğunda bir heyecan yarattı. İşte sonrasında izlediği politika zaman zaman CHP ile beraber, zaman zaman ayrı söylemleriyle hani yeni merkez, yeni bir milliyetçilik heyecan yarattı. Fakat son dönemde özellikle mesela Ümit Dikbayır'ın açıklamalarıyla ciddi bir gölge de düştü parti üzerine. Yani Ümit Dikbayır'ın açıklamalarını, iddialarını biliyorsunuz. Çeşitli yolsuzluklar, dönem evet, para meseleleri, şudur budur. Hani doğru mu hakikaten? Parti içinde böyle süreçler mi yaşandı? Şimdi her ikisi de birbirleriyle çok yakın çalıştılar ve uzun dönemli çalıştılar. Ne yazık ki siyasetin şöyle bir zor yönü vardır. Hukukta şüpheden sanık yararlanır ama siyasette şuyulanmadan halk yararlanır ve kanaatler bunun üzerine oluşur. Ne yazık ki partimizin üzerinde de böyle bir şuyulanma, eski tabirle söylüyorum bunu, hukuki bir tabirdir, yani şüphelenme hali oluştu ve halk bunu satın aldı. Yani böyle bir şüpheli bakılıyor. Çünkü dediğim gibi siyasi hukukta mesele şeydir, sanık yararlanır şüpheden ama siyasette ne yazık ki siz parti olarak yararlanamazsınız şüpheden. Halk bunu şüphelendiği takdirde bunu bir kanaate dönüştürür. Ne yazık ki biz böyle bir şüphe ve zan altında bu geçmiş dönemdeki ilişkilerden dolayı kaldık. Ama yeni dönem bu tür ilişkilerin asla ve hatta tartışılmayacağı özel bir dönem olacak. Çok da bu yönüyle de siyasi bir temiz dönem olacak. O zaman daha fazla şeffaflık sizin hani önerdiğinizi söylememiz doğru olur. Aynen, bunun adı odur zaten. Yani hem demokrasi işleteceksiniz hem de şeffaflığı oluşturacaksınız. Şeffaflık en sağlam zırhtır siyasette Nevşin Hanım. Şeffafsanız en sağlam da zırha sahipsinizdir.
partinin de şeffaflaşması lazım. Bizim açımızdan artık bu bir zaruret haline geldi bir de. O geçmiş dönemdeki az önceki şuyulanmalardan ötürü. Önümüzdeki dönem son derece bu yönü itibariyle de evet açık ve şeffaf bir siyasi hareket olacağız. Bu şuyulanmalardan anladığım kadarıyla siz de rahatsız oldunuz herhalde. Benim gibi binlerce, on binlerce insan rahatsız. İşte o daha sonra bazı sıralamalarda da benzer şuyulanmalar söz konusu oldu. Ve bunlar da ne yazık ki ekranlarda Türkiye'nin diline düştü. Bundan partinin geleneksel tabanı çok ciddi anlamda rahatsız. Bakın büyük bir mücadele sonunda kuruldu. Yani 30 kişi bir araya gelip bir parti kurmadı. Çok gayretli bir politik mücadele yaptılar ve büyük bir rüya üzerine kurdular. Çok uzun yıllardır iktidar bekleyen o üçüncü yol dediğim benim. Yani bir tarafında sosyal demokratların, bir tarafında muhafazakarların olduğu üçüncü yol, o milliyetçi yol. Cumhuriyeti kuran o demokrat, yani cumhuriyeti kuran milliyetçilik fikri ama 21. yüzyıldaki halde de demokratik milliyetçiliğin kendine üçüncü yol açma gayretinin bu tür şuyulanmalarla zedelenmesi, af buyurun lekelenmesi binlerce, on binlerce insanı çok ciddi anlamda üzdü parti içerisinde ve hala da üzmeye devam ediyor. Ne yazık yerel seçimlerdeki başarısızlığın temel nedeni bu mu? Sizce yerel seçimlerde niye İYİ Parti? Yani tamam Meral Hanım diyor kaosu şu kadar şu kadar belediye falan diye ama yani sonuçta oy oranına baktığımız zaman ciddi bir erime görüyoruz. Başarılı olduğu yerlerde de İYİ Parti'nin isim bazlı bir başarı olduğunu görüyoruz. Siz başarısızlığı evet. Neye bağlıyorsunuz? Kurumsal değil. Şöyle hemen ifade edeyim. Şimdi biz bir siyasal hareket olarak partileştik. Bir siyasal hareket, mesela Erdoğan da AK Parti'yi bir siyasal hareket olarak kurdu. Hatırlayın bir Erdemler Hareketi olarak başladılar. O dönemki Refah Partisi içerisinde, Fazilet Partisi içerisinde yoğun bir mücadele yapıldı. Oradan ayrıldılar ve ondan sonra da AK Parti'yi kurdular. Yani Erdemler Hareketi olarak kurdular. Biz de bir siyasal hareket olarak kurduk. Bu tür kuruluşlardaki çok önemli şey şudur Nevşin Hanım. Partiyi kurduktan sonraki dönemde geleneksel kurucu çizginizin geleneğini temsil eden insanları merkez çelik çekirdeğinize oturtursunuz. O merkez çelik çekirdeği onları oturttuktan sonra yapacağınız tüm merkezileşme hamleleri aşağı tarafından meşru görülür. Hemen örnekleme yapıyorum. Erdoğan'ın çelik çekirdeği kimlerden oluşuyordu? Erdoğan, Abdullah Gül, Bülent Arıç, Abdülhatif Şener. Yani kurucu gelenekte büyük mücadeleyi yapmış insanlardan oluşuyordu. Dolayısıyla Erdoğan siyasi yelpazenin sağının en sağından solunun en soluna kadar nereden siyasetçi getirse veya siyasi katılım elde etse bile taban şunu diyordu. Reisin bir bildiği vardır. Çünkü çekirdek o dedi. Bizdeki sorun şu oldu. Biz partiyi kurduk. Önemli isimler katkı yaptılar. Yani çok mesela Onur Aydın mükemmel katkılar yaptı. Yani sol gelenekten gelen de çok iyi dostumdu. Ama bu insanlardan oluşan bir ana omurgamızda oluşan insanları merkezi çelik çekirdekten daha 2018'de hızlıca tasfiye ettik. Çok yeni, geçmiş siyasi tecrübesi olmayan insanları genel başkan etrafına aldı. Ümit Bey onlardan biridir. Uğur Poyraz onlardan biridir. Hasan Seymen onlardan biridir. Şimdi çelik çekirdeğinizi bu insanlardan oluşturduğunuz takdirde yaptığınız politik fiillerin aşağıda meşruiyet sorgulaması oluşur. Yaptığınız her şey bir başkalaşma olarak anlaşılır ve bizim ne yazık ki politik tasarrufları genel başkanımızın bir başkalaşma olarak taban tarafından anlaşıldı. O zaman da merkezileşmeyi yönetemezsiniz. Bu ana sorundur. Bu ana sorun üzerinden de neler yaşadık biz? İşte bu üçüncü yol dediğimiz hadise bir stratejisi vardı. Ben mesela GİK'te konuşma yaptığımda çok açık anlattım. Dedim ki bu bir zor yol. Erdoğan bizi CHP yanında seviyor. Ve bizi biliyorsunuz 2018'de de YSK kararıyla CHP yanına etti. Çünkü Erdoğan muhalefetini tanzim eder, çerçeveye alır, oraya atış yaparak seçim kazanır. Erdoğan hatta onu CHP'lilere de şöyle anlattım. Toplam 35'imiz var. 20'si bizde 15'i sizde olsa uyku uyuyamaz. Ama 25'i sizde 10'u bizde ise rahat mışıl mışıl uyuyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde de şöyle bir sıkıntı vardı. İYİ Parti 2 puan CHP'den alınca eyvah gidiyoruz biz deyip İYİ Parti'yi gölgelemeye çalışıyorlardı. Onu da hep orada arkadaşlara anlattık. Dedik ki biz buradan 2 alırken bırakın buradan da 12 alacağız. Yani bu büyümenin teşvik edilmesi lazım. Olmadı. Yani CHP'de de o dönem o akıl yoktu. Şimdi daha geniş bakan insanlardan, daha geniş perspektif olan insanlar oluştu içeride. Onu görüyorum ve bu da sevindiricidir. Yarınların büyük ittifakları için. Benim arzum şudur, ittifaktan kastım da şu. Türkiye'de bir tarafında sosyal demokratların, diğer tarafında milliyetçi demokratların olduğu, merkezi kesişim kümesinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet'in kurucu değerleri olduğu. Ama bunları 21. yüzyılda yeni dünya gelişmeleriyle beraber tahkim edecek, bu ilkeleri tahkim edecek, geliştirecek bir hukuk devleti inşa sürecini biz ancak o insanlarla birlikte gerçekleştirebiliriz. Yani CHP ile siz bağımsız bir parti olarak ama CHP ile dirsek temasında olmalıyız diyorsunuz.
bahsettiğim bir politik ittifak değil. Bahsettiğim daha büyük bir şey. Türkiye'de milli devlet 22 yıldır çok ağır tahribat altında. Ve bunun restore edilmesi gerekiyor. Bu nereden geldi? Bir güney akımıdır ama bir siyasal İslamcılık. Ne yazık ki 22 yıllık tecrübesi içerisinde de bir devlet tefekkürü olmayan, kendi siyasi elitlerini yetiştiremeyen bir siyasal İslamcılık Moğol ordusu gibi Anadolu'yu ve Türk devletini tahrip etti. Bu bir restorasyon istiyor. Bu coğrafyada devletli olarak ayakta kalabilirsiniz ve biz dünya siyasi tarihinde kesintisiz devletli yaşayan iki büyük milletten biriyiz. Bu restorasyon sadece bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Bunun bir tarafında o sosyal demokratlar olmalı, bir tarafında bu milliyetçi demokratlar olmalı. Bu daha büyük bir ittifaktan bahsediyorum. Yani devletimizi 21. yüzyılda yeniden hazırlayıp bir büyük devlet haline getirip bir dünya devleti haline getirmek için bu büyük mutabakatlara ihtiyacımız var. Şimdi dedim ki bunun sosyal demokrat alanı hazır. Bunun demokratik milliyetçiliği özümsemiş şey alanını, milliyetçi demokrat alanında ihtisas edeceğiz. Zaten ortak değerimiz, merkezi kesişim kümemiz belli ve bu büyük taban Türkiye'yi yarınlara hazırlayacaktır. Bu elbette işbirliği içerisinde rekabeti de gerektirir ama işbirliklerini de içermesi gerekiyor. Böyle bir yaklaşımımız ve bakış açımız olacak. Anladığım kadarıyla hani göç politikalarında daha sert bir tutumunuz olacak. Şöyle, ben göç politikalarıyla ilgili göçü üç başlıkta tartışıyoruz Nevşin Hanım biz. Birileri dış göç. Şu an Türkiye'deki 10 milyonun üzerinde kaçak göçmen ve sığınmacı var ama asıl turbun büyüğü heybede, Birleşmiş Milletler raporlarına göre 2053 yılına kadar dünyada 218 milyon göçmen hareketliliği olacak. İklim krizi ve siyasi krizler sebebiyle. Daha zoru şu, bunun 110 milyon tanesinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya yöneleceğine ilişkin Birleşmiş Milletler raporları var. Buna karşı Türkiye'de ilk defa bir devlet politikası olarak ben bir milli göç doktrini ortaya koydum. Çok kıymetli çalışma arkadaşlarımla beraber ve 40'a yakın partili arkadaşımızla beraber çalıştık. 4 ilkeden oluşuyor. Yani asıl mesele, büyük bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız ve biliyorsunuz geçmişte bu göçmenler Roma'yı yıktı, bizi affetmezler. Türkiye şu anda 93 ülkeden daha fazla, nüfusu 93 ülkeden daha fazla sayıda kaçak göçmen ve sığınmacı barındırıyor dünyadaki Birleşmiş Milletler'e kadar ülkeler arasında. Bir başka göç sorunumuz var, gözükmüyor. İç göç, Türkiye doğudan batıya muazzam bir göç yaşıyor. Ankara üzerinden yukarıda Sinop'un batısından Antalya Körfezi'ne doğru bir çizgi çizgin. Bu çizginin batısında Türkiye'nin 1/3 yaşıyor, doğusunda 1/3 yaşıyor. Ama doğusu batısının 2 katı büyüklüğünde. Yani bir coğrafya boşalıyor. Onun için doğru şehircilik politikaları, doğru ulaşım politikaları ve asıl doğru tarım ve hayvancılık politikalarına ihtiyaç var ki ben uzun yıllar avukatlık yaptım. Hem Ergenekon hem Balyoz'da çok tecrübeli bir avukatım ama 25 yıllıkta bir çiftçiyim Nevşin Hanım aynı zamanda. Yani, maşallah yok yokmuş Tolga Bey siz dedi. Estağfurullah. Motora da biniyorsunuz. Biraz dalış merakınız falan da var. Ya teşekkür ederim, ona bakmışsın. Şöyle, dalışta eğitmenlik yaptım uzun yıllar, aleti dalışta. Ha. Motor hanımla beraber hobimiz. Hatta o beni biraz daha fazla dürterdi. İşte çantalarımızda böyle çadırla kamp yaptığımız falan alanlar var. Biraz başka geleneksel savaş sanatları falan var. Yani şöyle, bu Türkiye'deki ikinci göz sorunu, bu ulaşım meselelerini de çözecek şekilde doğudan batıya göçün durdurulması lazım. Çünkü vatan terk ediyorsunuz. Bu. Bizim sertliğimiz söz konusu değil. Tam tersine bir geri gönderme planı yaptık. Yani mensup olduğunuz milletin asaletini, haysiyetini ve tarihsel vakarını da düşünerek bu insanları tedrici olarak ve nitelikli bir geri gönderme planına tabi tutmanız lazım. Bunun için de biz 5 kademeli bir siyasi strateji, 3 yıllık bir geri gönderme planı yaptık. Öyle bir şey ki bakın, mesela gönderme tarihlerimiz bile bizim 1 Haziran'la 30 Eylül arasındadır. Niye? Okullar tatil, yaz programı, iklim sıcak, dolayısıyla o gönderme hatlarında oluşabilecek olan hani kış, soğuk vesaire sebebiyle oluşacak, yani insani bütün hassasiyetleri de gözeten bir gönderme planı ve gönderme planı da askeri harekat belgelerinde hazırlanır gibi hazırlandı. Yani 1. ay İçişleri Bakanlığı ne yapacak, Dışişleri Bakanlığı ne yapacak, Savunma Bakanlığı ne yapacak, Ulaştırma Bakanlığı ne yapacak gibi böyle bütün kademeli hangi bakanlıklar ne yapacağına ilişkin muazzam bir geri gönderme planı çıkardık. Türkiye'de göçle mücadeleye en hazır siyasal hareketiz biz. Yani Ümit Bey bunun Türkiye'deki duyarlılığını oluşturan siyasal liderdir ve bunun siyasi olarak da elbette ki sonuçlarından da faydalanıyor ama Türkiye'de gerçek anlamda bir geri gönderme planı oluşturup bunu toplumsal tabanda meşruiyetini de oluşturacak şekilde mesela psikolojik harekat noktalarına kadar da düşünülmüştür bu. Gönüllü geri göndermeye katılanların Türkiye'ye vizesiz seyahatlerini senede 3 ay falan da tedbir yapan, yani doğru stratejileri de oluşan bir geri gönderme planı yaptık. Bu anlamda çok ciddi bir hazırlığımız var.
Ben Milli Güvenlik Politikalarında başkanlık yaparken özel savunma sanayi çalıştım. Yani 4 yıldır da çok iyi bir politik harekat olduğunu gördüm. Bir yani politik operasyon da yapıldı savunma sanayi ile ilgili. Gerçeğin ne olduğunu, nerelerin doğru desteklenmesi gerektiğini ama nasıl manipüle edildiğini de gördük. Onlarla ilgili de ciddi bilgim var ama hani onlar bu programın konusu değil. Ama savunma sanayine özel olarak çalışıyorum. Bilahare konuşuruz. Peki. Bu da bilahare konuşabilecek meselelerden bir tanesi. Tolga Bey teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Ben de çok teşekkür ediyorum. Hürmetler diliyorum. Çok sağ olun. Her birinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Saygılar. Görüşmek üzere. Şimdi İYİ Parti sürecini de takip ediyor olacağız. Ama bugün hani çok fazla Türkiye iç siyaseti oldu diyenler için bir kuple dış haber de vereceğim. Şimdi herkes İran-İsrail meselesine odaklanmış durumda. İsrail savaş kabinesi dün yine toplandı. Genellikle çıkan mesaj şu. Biz İran'a bir yanıt vereceğiz ama ne zaman ne yanıt vereceğimize kendimiz karar vereceğiz. Bu cevapsız kalmayacak, bir cevap çıkacak da cevap ne olacak? Bence benim anladığım kadarıyla burada bir pazarlık sürüyor. Benim anladığım şu, tabii bütün bunlar tartışılırken bu arada Hamas'la ateşkes görüşmeleri de devam etmekte. En son işte aracılık yapan ülkeler var, işte Katar gibi, Mısır gibi. En son bir ateşkes planı üzerinde işte İsrail tarafı tamam dedi, Hamas'a gönderildi. Bu 40 kadar İsrailli rehinenin serbest bırakılması karşılığında 900 kadar Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını içeren bir ateşkes planıydı. Hamas bunu kabul etmemiş. Hamas yarı yarıya düşürmüş, yani 40 değil 20. 20 rehineyi serbest bırakırız biz diyorlar. Pek çok kabul etmedikleri noktalar var. O konu orada bir çıkmaza girmiş durumda. Benim gördüğüm kadarıyla Hamas bu savaşın böyle devam etmesinden yana. Çünkü zaten kendi liderleri Gazze'de bile değil. Ne olacak Katar'da? Savaş devam ettikçe Hamas'ın önemi artıyor. Hamas'ın politik kaldıraç olma görevi artıyor. Savaş bittiği zaman muhtemelen ortada bir şekilde Hamas da kalmayacak. Dolayısıyla bu iş ne kadar uzarsa Hamas'ın yurt dışındaki bilhassa liderlerinin de o kadar işine geliyor. Maalesef böyle de bir acı bir gerçek var. Fakat burada İsrail ne yapacak? İsrail yanına hemen bir cevap verir mi bilmiyorum, göreceğiz. Fakat muhtemelen şunu yapacak İsrail. Hani direkt İran'a hemen İran'daki şu söyleniyor işte İran'daki bazı nükleer noktalar vurulabilir deniyor. Gelen haberlere göre İran kendi içindeki bazı nükleer tesisleri boşaltmış. Çeşitli önlemler almış bir şeye karşı, bir saldırıya karşı. Bu bir siber saldırı da olabilir deniyor. Bilmiyorum öyle olur mu olmaz mı ama bunu muhtemelen Gazze'deki operasyonunu derinleştirmek için de kullanacak İsrail. Ya tamam hani muhtemelen Amerikalılara şöyle yapmadık İran'a ama onun karşılığında Refah'ta da operasyon yaparım. Onun karşılığında şunu da yaparım, bunu da yaparım diyecek. Bunu bir pazarlık kartı olarak kullanacak gibi anlaşılıyor. O sırada İran'da çok enteresan gelişmeler var. Şaşırtıcı değil. Şimdi bir tanesi gördüğüm kadarıyla şu en bana göre sol en üstteki Hamaney'in de ofisinin bulunduğu o rezidans bölgesi diyeyim ya da kampüs gibi bir yer. Oraya yazmışlar. Diyor ki İsrail'e burayı vurun diye yazmışlar İranlar çeşitli şeylere. Bu şöyle şaşırtıcı değil. Hakikaten İran'ın sosyolojisiyle yönetimi arasındaki bağlantı gitgide kopuyor. Çok korkunç bir şey tabii. Aslında hem İran devleti için hiç sağlıklı bir durum değil. Hem İran toplumu için hiç sağlıklı bir durum değil. Fakat daha önce de Amerika Birleşik Devletleri Taliban'a hani Afganistan operasyonu ilk 11 Eylül sonrası düzenlerken bunu çeşitli çatılara yazan İranlılar olmuştu. Burayı vurun, asıl burayı vurun diye düşünün. Yani insanlarda o kadar bir nefret var. Yani bir rejimden para kazanan, rejime bağlı olan bir kitle. Bir de kendi şeyinden, bu rejimden nefret eden insanlar. Bir arada yaşamaya çalışıyorlar. Evet, maalesef böyle bir durum var. İsrail vurun diyor. Bir de şu tam da bunlar yaşanırken bugünlerde açıklanmıştı. Yani bu işte İran'ın İsrail operasyonu. Şimdi yeni bir örtünme ile ilgili İran'daki örtünme yasaları ile ilgili yeni bir yasa tasarısı hazırlandı. Mecliste bir komisyon hazırladı bunu. Bunu Anayasayı Koruyucular Konseyi daha onaylamadı İran'da. Fakat buna rağmen Tahran polisi mevcut yasayı sıkı bir şekilde uygulamaya başlayacağını duyurdu geçtiğimiz günlerde. Ve bunun üzerine geçti irşat dediğimiz polisler, yine o meşhur işte Mahsa Amini de bir tanesinin arkasında dövülmüştü ya.
vanlarıyla İran sokaklarına, Tahran sokaklarına çıktılar. Fakat ben sırf meraktan uzun süredir bazı İranlı influencerları takip ediyorum hakikaten. Ne oluyor diyor günlük hayatı görmek için. Ya hakikaten Tahran'ın özellikle belli bölgelerinde yani daha kuzey bölgesinde hiç başörtülü insan kalmamıştı yani. İnfluencer'a, işte restorana gidiyorlar, parklarda geziyorlar etrafta falan. Kadınlar örtüyor. Yani bu İran'ı bilenler için çok şaşırtıcı. Hiç başörtüsü takmadan kadınlar sokaklarda geziyordu. Çok acayip bir şey. Buna karşı direkt bir açıkçası harekat başlattı İran rejimi gördüğüm kadarıyla. Ve ilk görüntüler geldi. Bu Saadetabad bölgesi, İran'ın kuzeyindeki Saadetabad mahallesinde. Bu geçti irşat polisleri bir kadını, başörtüsü takmayan bir kadını alıyorlar ve götürüyorlar. İnsanlar da kulağına çalarak polise tepki gösteriyor. کسافت ها دارن میبرن دختر مردمو خاک بر سرتون خدا نیست و نابودتون کنه. Evet, kadını aldılar ve böyle götürdüler. Radyo Ferda diye bir yurt dışında yayın yapan hani muhalif İran kanalı var. Onlar özellikle İran'ın içinden gelen bu tip videoları paylaşıyorlar. Paylaşanların da kimliğini gizleyerek. Şimdi bu kadının başına ne gelecek tam da belli de değil. Şimdi yasada aldığı yani başörtüsüz gezmenin, başörtüsü kurallarına uymamanın cezası ağırlaştırıldı. Daha ağır para cezası, uzun yıllar hapis cezası verilebilecek kadınlara. Mesela bir kafede eğer kadınlar başı açık oturuyorsa o kafe sahibi işletmecisi de bundan sorumlu tutulacak gibi hakikaten böyle ağır yaptırımları olan bir yasa. Daha Anayasayı Koruyucular Konseyi onaylamadı ama İran polisi ve Tahran polisi ben uygulamaya başlayacağım dedi ve emarelerini görmeye başladık deyip bir de Çin'den haber vereceğim. Pekin yarı olimpiyatları koşuldu ve çok acayip bir şey oldu. Bakın şimdi size göstereceğim. Şimdi görüyorsunuz koşuyorlar. Çinli birinci bitiriyor. Üç tane Kenyalı. Fakat bakın bir Kenyalı atlet geç dayı geç geç diyor buna eliyle işaret ediyor. Yavaşlıyor. Çinli koşuyor. Ve birinci oluyor. İşte Çinli de haber oldu. Çinli maraton koşucusu birinci oldu falan diye. Fakat tabii çok acayip. Bunun üzerine hemen olacak şey değil. Çünkü bunlar Uluslararası Atletizm Federasyonu tarafından da onaya tutulan yarışlar. Yani buradaki dereceler falan kayıtlara giriyor. Dolayısıyla çok acayip. Bayağı geç dayı geç diyor. Şimdi burada Kenyalı atlet demiş ki ya evet bana niye numara falan verdiler zaten ben hiç anlamadım. Ben zaten Çinli atlet benim arkadaşım. Biz onunla beraber antrenman da yapıyoruz. Ben hani kendisi bir tavşan atlet yani pacer. Hani önünde koşarak tempo veriyor. Bir rüzgarı da keserek önünde koşarak tempo verici olarak ben girmiştim. Niye numara verdiler anlamadım. Allah Allah zaten tempo verici olarak yanında koşuyordum gibi bir açıklama yaptı. Fakat ona rağmen tabii bu olacak iş değil yani. Sonuçta kayıtlara giren, Uluslararası Atletizm Federasyonu tarafından kayıtlara giren bir yarışta bilmiyorum yani böyle ben kendime 3 tane tavşan atlet tuttum. Onlar da benim sağımı solumu kapattı, finişe kadar götürdü. Sonra da bana geç dayı geç dediler. Son anda ben de geçtim diye şey kabul olacağını zannetmiyorum açıkçası yani. Bayağı bir skandal. Akıllara şu diktatör filmini hatırladınız mı? Çok bomba filmdir bu da ya. Sacha Baron Cohen'in. İşte bir hayali, bir Orta Doğu ülkesi. Onun da devlet başkanı yarışlara katılıyor ve birinci oluyor. Dünya rekorunu kırdım, aynası kırdım falan. Finişi adama doğru götürüyor. Onun gibi bir durum olmuş yani. Hakikaten Çin'de skandal. Skandal gibi skandal. Diyorum ve noktalıyorum. Görüşmek üzere.